Gençler siz de namaz kılın. Hadi. Görüşürüz kanka. Hayırlı geceler. Görüşürüz abi. Hadi sen de kalk namazını kıl. Hadi. İnşallah. Ne namazı ya? Ne? Yapıyorlar dedi. Biraz sonra bir hoca efendi geldi. Su sıcak mı dedi, ısındı mı, hazır mı? Hazır hocam dediler. Hadi gelin yıkayalım bunu dedi. Bu dedi, bu hoca da bunlardan herhalde. Bunlar hepsi beraber komitacım ne bunlar dedi. Bunlar bana tezgah mı yapıyor? Bunlar benimle alay mı ediyorlar? Hoca da mı onlardan dedi. Baksana hepsi bir grup olmuşlar. Beni salsa yıkayacaklar. Ölü yıkar gibi. Ben ölü değilim ki. Bağırıyordu. Bütün avazı çıktığınca. Ama kimse bir şey duymuyordu. Bunlar ne duyuyor ne görüyorlar. Diyordu kendi kendine. Demek ki ölüm böyle bir şey. Demek ki insan böyle ölüyor. Fark ediyor, işitiyor, görüyor. Demek ki ölüler her şeyin farkındalar. Yıkandıklarının, tabuta konduklarının, kefenlendiklerinin, morga koydukları konduklarının farkındalar. Etrafındaki herkesi görüyorlar ölüler demek. Durdu durdu. Hoca efendi yıkıyordu onu. Ben dedi hocayı uyandırayım dedi. Şu parmağımı bir oynatsam dedi. Parmağımı oynatsam hocam beni görür, benim ölmediğimi anlar. Bütün gücünü kullandı, parmak oynamıyordu. Halbuki o ne kadar rahat yürüyordu, istediği anda gözünü açıyor kapatıyor, parmağını kapatıyor açıyor, ayağını hareket ettiriyordu. Şimdi dedi bir gözümü açabilsem, açamıyordu. Ayağımı bir oynatsam diyordu, ayağını oynatamıyordu. Her tarafı buz gibi olmuştu. Hoca yıkıyordu, su döküyordu, abdest aldırıyordu. Bir ara kulağına mı su gitmedi? Kendi kendine dedi ki, ya ölüm buysa, ya insanlar böyle ölüyorsa, ya ben sahiden ölmüşüm. İyi de şimdi biraz sonra beni toprağa koyacaklar, ne yapacağım toprakta? Nefes alamam ki. Sonra dedi ki, hocam ya beni yıkıyorsun, kulaklarımı yıkamadım bak. Kulaklarım kaldı, kulaklarımı da yıkasam bir, yıkanmamış olmayayım. İyi bir yıka kulaklarımı, iyi bir yumu ver hocam. Yavaş yavaş ölümü kabul etmek istiyordu sanki. Anlıyordu. Ölüm bu demek dedi. Demek ki ölenler ölmüyormuş. Demek ki vücut ölüyormuş, ruh görüyormuş dedi kendi kendine. Bana ölümü hiç böyle anlatmadılar ki. Ölümü basit bir şey zannettim ben. Demek ki ölüler gözsüz görüyorlar, kulaksız duyuyorlar. Baksana dedi kendi kendine. Hoca onu yıkıyordu. Hocaya sanki ders verircesine. Beni şöyle yıka, böyle yıka diyordu. Sonra kendi kendine dedi. Niye hocaya kızıyorsun ki sen? Çoğu kez cünüp geziyordun. Sen hiç yıkamıyordun ki zaten. Pis pasaklı bir heriftin sen. Dedi kendi kendine. Şimdi kalkmış hocaya ders veriyorsun. Beni şöyle yıka diye. Kızıyordu kendi kendine. Ben abdest almayı bile sonra öğrendim. Yıllar sonra. Yıkanmayı bile adam gibi bilmiyorum diyordu kendi kendine. Biraz sonra hoca onu kuru bir yere aldı. Kefen getirdi, beyaz bir örtü. Kefenle onu bütün bir örtü verdi. Her tarafını kapattı onu. Kefen buymuş demek ki dedi. Başı kapandı, ayakları kapandı. Bütün vücudu sarmalanmıştı. Sanki her tarafı böyle bir kundağa sarılan çocuk gibiydi. Anam da beni böyle kundağa sarardı. Şimdi hoca beni kundağa sardı dedi kendi kendine. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş onu tabuta koydular. Tabuta koyduklarında orada işte ilk kez oğlunu ve kızını gördü. Benimkiler gelmiş dedi. Ama oğlum zeki bir çocuk dedi. Benim ölmediğimi söyleyecektir onlara. Oğlun farkına varacaktır dedi. Yine hareket etmek, oğluyla konuşmak istedi ama sesini duyuramıyor. Ama her konuşulanı duyuyordu. Oğlu ağlıyordu, kızı ağlıyordu, eşi ağlıyordu.
Akrabaları oradaydı. Kardeşi, amcası, bütün akrabaları oradaydı. Hepsinin ne yaptığını görüyordu tek tek. Konuşmak istiyordu, bağırıyordu. Son sözlerim vardı, söyleyemedim ki. Son sözlerim vardı, vardıramadım ki diyor. Ama bir türlü duyuramıyordu. Biraz sonra arabaya koydular. Araba yavaş yavaş camiye doğru gidiyordu. Camiyle hiç arası iyi değildi. Hiç cenaze namazı kılmayı da bilmiyordu. Kılmamıştı hayatı boyunca. Sadece cenazeyle gelenlere bakardı be. Cenazelere bakardı. Böyle hayret edici bir vahiyette bakardı. Sadece o kadar. Sonra onu musalla taşına koydular. Namaz kılınacak bir yer vardı. Böyle mermer bir şey. Tabutla beraber onu oraya koydular. Şöyle baktı. Güzel bir ezan okunuyordu. Hoca efendi minareden Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Geçenlerde hocayı dinlemişti aslında. Böyle Dubai ezanı filan dedikleri bir ezan, bir Medine ezanı. İlk kez orada ezanı duymuştu böyle içinden geldiği kadarınca. Ona benzetti ezanı. Hiç ezan o kadar hoşuna gitmemişti. Şimdi ezan ne kadar hoşuna gidiyor. Hocanın sesini ne kadar beğenmişti. Halbuki bazen ezanı duyduğunda kızardı ezana. Şu anda öğle uykusundayım ben, uyanacağım. Sabahleyin hele bir de ezan okunup sabahleyin uykusu bir kaçtığında hocaya bir küfretmedi kalıyordu. Ama şimdi ezan ne hoşuna gidiyordu. Hocam oku oku, bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku diyordu ezanı. Ezan bir defa okunur, o 10 defa okunsun istiyordu. Mezara gitmek istemiyordu ki, iş uzasın, ara uzasın istiyordu. Mezardan çekiniyordu. Ya mezarda? Ya mezarda bir de sorgu varmış dedi. Bana sorgu sorsalar ne yapacağım? Kızı yanına geldi. Kızı ağlıyordu. Tabutuna sarıldı. Babam babam diye ağlıyordu. Kızına dedi ki kızım bana ağlayacağına bir Yasin oku bari. Bir Tebareke oku, bir Kur'an oku. Sonra dedi ki ben niye bunu söylüyorum ki? Ben kızımı Kur'an kursuna göndermedim ki. Onu ben hiçbir şey öğretmedim ki ona. Ne Yasin öğrettim ne Tebareke. Ne bir şey öğrettim ne bir dua. Şimdi kızıma Yasin oku diyorum. Hangi Yasin'i okuyacak ki? Sonra döndü. Babam var ya babam dedi. O kötü adam dedi. Bana Yasin bile öğretmedi. Babamdan öğrenmedim ki öğreteyim kızıma. Babam bana hiç İslam'ı öğretmedi ki ben de öğretmedim çocuğuma. Sonra kızdı bir daha kendine. Hadi baban öğretmedi. Sen niye öğretmedin be adam dedi kendine. Öleceksin Fatiha okuyanın yok. Kızı habire feryat ediyordu. Feryadın bana faydası yok. Canım benim dedi. Bir Fatiha okusam babana. Kızı Fatiha'yı da bilmiyormuş. Oğlum okursa okur dedi. Oğlu geldi, oğlu da aklı başka yerde. Bir telefon mu geldi ne oğluna? Cenazede, babasının cenazesinde bir takım maç yapmış. Skor ne diye soruyordu. Babası cenazede, musalla taşında, oğlu skorun peşinde. Kim kimi yendi? Kızacak oldu. Gücü yese tabutu kıracak, dışarı çıkacak. Sen bunun için mi seni yetiştirdim be oğlum? Ölürken bari skorla ilgilenme diyor.